milletvekilleri, parti meclis üyeleri. İkinci Kartal Kitap Fuarı'nı açıyoruz. 7000 metrekare büyük bir alanda, Anadolu yakasında TÜYAB'ın yerini Arap Mama'ya özen gösterecek bütün komşularımızı davet ettiğimiz bu kitap fuarımız 10 gün açık kalacak. Şimdiden bütün edebiyat severleri, kitap severleri buraya davet ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin makas kesmesiyle misafirlerimiz içeri girecek. Buyurun, hayırlı olsun. Sayın Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in göreve geldikten sonra başlattığı pandemi sebebiyle de ara vermiş olsa da ikinci kitap, Kartal ikinci kitap fuarındayız. Ben çok kitap okuyan bir milletvekiliyim. Türkiye'de kitabı halkla, gençlerle buluşturan TÜYAB vardı. Benim gördüğüm kadarıyla TÜYAB'ın büyük kitap fuarlarından sonra İstanbul'da yerel yönetimler eliyle gerçekleştirmiş en büyük kitap fuarını geziyoruz. Çok sayıda yayın evi var. Çok sayıda yazarın kitabı gençlerle buluşacak, halkımızla buluşacak. Tabii son bir yıl içinde çok ciddi miktarda kurdan kaynaklanan, kağıt fiyatlarından kaynaklanan artışlar sebebiyle gençlerin, emekçilerin ve öğrencilerin kitaba ulaşması son derece güçleşti. Fiyatlar çok yükseldi. Ama buradan bütün yayın evlerine teşekkür ediyorum. Ellerindeki bütün olanakları kullanarak %30, %50, %60'lar oranında kitaplarda indirim yapmışlar. Yani Türkiye'nin aydınlık geleceği için, gençlerimizin bilimsel çalışma yapabilmesi için her türlü kitap var burada. Yani gördüğüm kadarıyla sosyolojiden siyasete, tarihten bilime kadar farklı görüşleri içeren çok sayıda kitap evinin, yayın evinin burada olmasından da büyük mutluluk duyuyorum. Yani benim gençlere tavsiyem şu, yani burada birbiriyle farklı görüşleri içeren kitapları da alabilme şansınız varsa alınız ve onlardan bir sentez yapınız. Son noktada kendi kararınızı mutlaka siz vereceksiniz. Ama okumadan, öğrenmeden, araştırmadan, ön yargılarla karar vermemek açısından herkesi Kartal Meydanı'ndaki bu Kartal Belediye'mizin gerçekten çok görkemli kitap fuarına davet ediyorum. Belediye Başkanımızın şahsında tüm belediye çalışanlarını, burada emeği geçen ve bu yayın evlerini tüm zorluklara rağmen burada bulunmayı isteyerek buraya gelmiş olan tüm yayın evlerini yürekten kutluyorum. Mesajım da şu olacak, biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni 2. yüzyıla taşıyacağız. Bakın hayatı, Balkan Harbi, Trump, Uskan, Filistin, Hicaz, Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı, bütün bunlar içinde 30 bin kitabı satır satır okumuş bir liderin, bir önderin kurduğu cumhuriyette yaşıyoruz. O nedenle geleceğimizi güçlü temellerde inşa etmek istiyorsak mutlaka bilgiye ulaşmak zorundayız. Bu bilgiyi farklı kaynaklardan temin etmek zorundayız. Ve bunun üzerinde de yeni geleceğimizi hep birlikte, 84 milyon insan birlikte ortak bir geleceği inşa etmemiz lazım. Dayanağımız kitap, dayanağımız bizden önce bu konularda görüş üretmiş olan bilim insanları, yazarlar, şairler, tarihçiler. Ama biz de onların bize ilettiği bu mesajı doğru kanallardan almamız bence çok önemli. Tekrar sizin kanalınızla da, sizin vasıtanızla da tüm kitap severleri, tüm öğrencileri ve tüm Kartallar ve İstanbulluların Kartal'daki bu 10 gün sürecek olan kitap fuarına davet edeceğim. Kartal Belediye'mizi öncelikle kutluyorum. Geçen yıl birincisini yapmış olduğu kitap fuarının bu sene ikincisini yapıyor. Hakikaten hayırlı bir iş yapıyor. Ne kadar çok kitap okursak toplum için, millet için, memleket için o kadar iyi olur. Victor Hugo matbaanın icadından sonra şöyle bir laf eder. Matbaanın icadıyla birlikte daha önce hep el yazması olan kitaplar birden matbaalarda basılmaya, çoğaltılmaya başlanıyor. Ve kitaplar o kadar yaygınlaşıyor ki, şöyle bir şey söylüyor Victor Hugo, kitaplar binaları, yapıları öldürecek. Yani o güne kadar topluma mesaj veren o medeniyetlerin büyük yapılarıydı, büyük binalarıydı. Camiler, kiliseler, köprüler, hangi medeniyet olursa olsun o büyük yapılar topluma daima bir mesaj verirler. Artık diyor Victor Hugo, bu mesajı binalar değil, yapılar değil, kitaplar verecek.
Elbette mimarinin önemi, yapıların önemi, yapıların verdiği mesaj azalmıyor ama gerçekten bir şeye dikkat çekiyor. Ne kadar çok kitap okunursa toplum o kadar çok gelişir, o kadar ileriye gider. Ben pandemi sürecinde daha önce okuduklarıma kıyasla çok fazla kitap okudum. Hatta sokağa çıkma yasakları vardı. Milletvekili olarak sokağa elbette çıkabilirdik ama ben eve kapanıp kitap okumak gerekti. Samimi söylüyorum, o yasaklardan ben çok mutlu oldum çünkü okumadığım kadar kitap okudum. Elbette kitap okumak bir ana mahsus değildir. Bir yaşam biçimi, hayat biçimi olmalı. Okumalı. Bir kitap tavsiye edeyim ben de buraya gelmişken. Bir panel olsaydı ben dedim ki Cemal Süreyya'nın bir şiirini okudum ben burada. Hatta birkaç şiiri kafamda tasarlamıştım böyle hangisini okuyayım diye. Ama o fırsat yoktu. Ben bir kitap önereyim. Benim başucu kitaplarımdan birisidir. Cemal Süreyya'nın Sevda Sözleri kitabı. Ben çok teşekkür ederim.